20 Aralık ayrıntı canlı haberle karşınızdayız. 21 Aralık'a dair haberlerimizle hemen başlıyoruz. 70 milyonluk hayalde sahte mağduru olmayın. 2019 yılına girmeye az bir zaman kaldı. Herkesin hayali olan bir ikramiye için yılbaşı biletleri de satışa sunuldu. 2019 yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Peki 2019'da 70 milyon büyük ikramiye için çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet fiyatları kaç para olacak? Ayrıntıları yarın okuyabilirsiniz. Polat'ta milli piyango satışı yapan bayiler vatandaşları sahte biletlere karşı uyardılar. Başkan Demir, İsa Yusuf Alptekin'i yad etti. AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, İsa Yusuf Alptekin'in ömrünü Doğu Türkistan halkının hak ve hürriyetini savunmakla geçirmiş önemli bir şahsiyettir diyerek vefatının 23. yılını yad etti. CHP, Sami Çay, tek derdimiz Polatlı'nın geleceğidir dedi. Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı. Polatlı Belediye Başkan adaylığına dair. CHP Polatlı Belediye Başkan Adayı Sami Çay adaylığına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında kürsü ilk önce CHP Polatlı İlçe Başkanı Selami Ovacık gelerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ardından kürsüye gelen Polatlı Belediye Başkan Adayı Sami Çay, tek derdimiz Polatlı'nın geleceğidir dedi. Temelli'de kaçak içki operasyonu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni yıl öncesinde alkol satışı yapan iş yerlerinde kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirdi. Temelli'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde içki satılan yerlerde bulunan raf ve kolilerdeki içkiler tek tek kontrol edildi. Ve 21 Aralık yan sürümüz neymiş hemen ona bakıyoruz. Saldırgan köpekler paniğe yol açıyor. Polatlı'da başıboş gezen köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle ilçe merkez ve muhtelif mahallelerde başıboş gruplar halinde dolaşan köpekler vatandaşları huzursuz ediyor. Gülveren, Esentepe, Mehmet Akif, Şentepe ve ilçe merkezinde dolaşan köpekler zaman zaman saldırabiliyorlar. Köpeklerden dert yanan vatandaşlar belediyenin köpek sorununa çözüm bulmasını isterken özellikle sabahın erken saatlerinde okula giden öğrencilerin köpek gruplarıyla karşı karşıya kaldığı ve saldırıya uğradıkları belirtiliyor. Ve sür manşetimiz neymiş 21 Aralık'a dair? Hüseyin Yüksel, Müteahhitler Derneği Başkan Adayı. Polatlı'da inşaat sektörünün genç ve dinamik ismi Hüseyin Yüksel, Polatlı Müteahhitler Derneği olan genel kurulunda başkan adayı oldu. Mevcut başkan, arabacının aday olmayacağı genel kurulda başkan adayı Yüksel, müteahhit arkadaşlarımın, ağabeylerimin sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Bu sıkıntıların çözümü, resmi daireyle iyi ilişkilerin sıcak ve daha samimi hale getirmek için aday oldum, dedi. Ve hemen 21 Aralık gazete ayrıntının manşetine bakıyoruz. Sami Çay geçmişten bugüne ayrıntı farkıyla çıktık. Biliyorsunuz dün canlı yayın konuğumuzdu Sami Çay. Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Sami Çay Ayrıntı Gazetesi'nin canlı yayın konuğu oldu. Polatlı ilk kez Ayrıntı Gazetesi farkıyla adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunarak merak edilenleri cevaplandıran CHP Polatlı Belediye Başkan Adayı Sami Çay seçim beyannamesinde yer alacak 3 projeden başkalıklar halinde bahsetti. Daha sonra da ilk 10 projenin içerisinde üniversitenin olacağını söyledi. Polatlı Belediyesi'nde aktif çalışan taşeron işçilere yönelik tasarruflarını anlatan Başkan Adayı Çay, seçimi kazandığı takdirde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde en düşük maaşın 2000 TL olacağına dair açıklamasına da istinaden, Polatlı'da bu durumun nasıl olacağına ilişkin en düşük maaş 2200 TL olacak. Hatta belki de 2200 TL bile bu enflasyon karşısında düşük kalacak dedi. Ayrıca taşeron personele ilişkin çalışan hiçbir personelin işten çıkartılmak gibi bir korkusu olmasın dedi. Evet 21 Aralık'a dair gazetemizde yer alan haberlerle karşınızdaydık. Ayrıntılar önemlidir. Ayrıntılar herkes için gereklidir. Ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız ilçemize dair, gündeme dair bizi takip etmeyi unutmayın. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.